Mevki Kudüs sevgili seyirciler. Mekan Mescid-ül Aksa. Tarih 21 Mayıs 1972 günlerden Cuma. Ben İlhan Bardakçı ve gazeteci arkadaşım rahmetli Sait Terzioğlu. İsrail Dışişleri rehberlerinin yardımıyla bu mübarek yerleri dolaşıyoruz. Kudüs Kapalı Çarşısı'nda rüzgar gibi dolanan entareli kahvecilerin ellerindeki askılara çarpmadan biraz yürüdünüz mü? Önünüze çıkan kapı sizi Mescid-ül Aksa'nın önüne çıkarır. Miraç mucizesinin soluklandığı ilk kıblemize yani. Hemen oracıkta bir avlu vardır ki hala bizim lakabımızla anılır. 12 bin Şam'danlı avlu. Öyle derler oraya. Yavuz Sultan Selim 30 Aralık 1517 Salı günü Kudüs'ü devlete katmıştır da ortalık kararmıştır. Yatsı namazını o avluda kılar. Kendisi ve bütün ordu da beraber. Şamdanları yakarlar. Tam 12 bin Şamdan. O isim işte Yavuz Selim'in zamanından kalmıştır. 12 bin Şamdan. 8-10 basamaklı geniş merdiveni adımladınız mı? O mukaddes mescidin bağdaş kurduğu ikinci avluya ulaşırsınız. İşte onu o merdivenin başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy, iskeletmiş, iskeletleşmiş vücudu üzerinde bir garip giysi. Palto, hayır. Kaput, pardesü veya kaftan değil değil. Öyle bir şey işte. Başındaki kalpak mı, takke mi, fes mi? Hiçbiri değil. Oraya dimdik dikilmiş. Dimdik. Yüzüne baktım da ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç topraklar gibiydi. Yüz binlerce çizgi kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanımda İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Yusuf var. Bizim eski vatandaşımız, İstanbullu. Kim bu adam dedim. Lakaydı ile omuz sikti. Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bileli yıllardır burada dururmuş. Çakılı gibi. Hala duruyor. Hala duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz. Kimseye bakmaz. Kimseyi de görmez. Kan mı çekti nedir? Nasıl, neden, niçin hala bilmiyorum. Yanına vardım. Türkçe selamünaleyküm baba dedim. Torbalanmış göz kapaklarının ardında sütrelenmiş gibi jiletle çizilmişçesine donuk gözlerini araladı, yüzü gerildi. Bana bizim o canım Anadolu Türkçemizle cevap verdi. Aleyküm selam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım. Öptüm, öptüm. Kimsin sen baba dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım. Ama evvela biliniz, o canım devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl, 3 ay, 6 günlük bir hakimiyetten sonra bıraktık. Günlerden 9 Aralık 1917 Pazar günüdür. Tutmaya imkan yok. Ordu bozulmuş, çekiliyor. Devlet zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakınız. Adet odur ki kenti zapt eden galip asayiş görevi yapan yeni kordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Anlattı dedim ya. Gerisini tamamlayayım. Ben dedi, Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden sustu. Sustu, sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben o gün buraya bırakılmış 20. kolordu, 36. tabur, 8. bölük, 11. ağır makineli tüfek takım komutanı onbaşı Hasan'ım. Allah, baktım bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi.
Ellerine bir kere daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Elbette baba. Hele buyur. Buyur hele. Konuştu. Memleketi avdetinde yolun Tokat sancağına düşerse git burayı bana emanet eden kumandanım kol ağası ön yüzbaşı Musa Efendi'yi ellerinden benim için öp, buğz et. Ona de ki sonra kumandanı olduğu takımın makinelisi gibi yeniden gürledi. Ona de ki gönül komasın. Ona de ki 11. makineli takım komutanı Iğdırlı Onbaş Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbettedir. Nöbetinin başındadır. Tekmenim tamamdır kumandanım dedi dersin. Öyle yazdı. Öyle yazdı. Sonra yine dineldi. Taş kesildi. Bir kez daha baktım kapalı gözleri ardından 4000 yıllık peygamber ocağı ordumuzun Serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başındaydı. Tam 55 yıl. Kendisini unutuşumuzdaki nadanlığımıza rağmen devletine kesinlikle ama kesinlikle küsmemişti Iğdırlı Onbaşı Hasan. Hoşça kalın.